Selam genç YouTube fizikle barış kanalına hoş geldin. Evet sizlerle birlikte yapmış olduğumuz AYT çalışmamızda 14. günde birlikte sevgili gençler konumuz genel çekim yasası, kepler yasaları ve bunların uygulamaları. Genelde pek sevinmeyen bir konudur. Çok formül veya işte birazcık böyle bizi hırpalayan tarzda bilgilerin olduğu. Ama kütle çekim yasası ve bence Çembersel hareketteki merkezcil kuvveti biliyorsanız bence her şeyi bitirebileceğiniz bir kondayız. Neyin nereden geldiğine birazcık kafayı da yorabilirseniz gerçekten de çok başarılı olabileceğiniz bir konudasınız gençler. Tabii ki çalışma PDF'leri videonun altındaki açıklama kısmında var arkadaşlar ve bu arada sizlerden gelen yorumları da e, çok mutlu oldum. Netlerinizin yavaş yavaş iyi hallere gelmeye başladığını söyleyen birçok arkadaşım olmaya başladı. Zaten başında da bu cümleyi kurmuştum. Farkı hissedeceğiniz bir çalışma olacak arkadaşlar. Gerçekten de her dakikanızı burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım birlikte çözmeye başlayalım. Evet ilk sayfamızda bakın ne var? Böyle bir kabaca genel çekim yasasında çözeceğimiz sorulardan birazcık böyle minik birer kesit olan bir çalışma arkadaşlar. Hadi bakalım birlikte çözmeye başlayalım. Şimdi açıkçası bana kalsa bu konudaki en kıymetli yer bu bence. Newton'ın genel çekim yasasına göre. Kütleye sahip olan her şey birbirini çeker. Aslında elektriksel kuvvetin formülünün de aynısı neredeyse. Ama bu birazcık dikkat edin. Kütle çekim. Çekiyor sadece. Kütleye sahip olan her şey ne yapıyor? Birbirini çekiyor. İşte M1 ve M2 kütleli iki tane cismimiz olsun. Dikkat edin merkezleri arasındaki mesafe D ise bu arkadaş bunu F kuvvetiyle çekiyorsa bu da bunu F kuvvetiyle çekiyordur. Ve kuvveti nasıl buluyoruz? Çok basit. Aynı elektriksel kuvvet gibi bu da kütlelerini çarpıyorum. M1 çarpı M2 bölü. Aralarındaki uzaklığın karesine bölüyorum. Bir de başına sabit. Gravitasyon sabit. Gravity. Değil mi? Tabi lazım olursa bunun sayısal değeri 3 olacağını da sanmıyorum ama 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 falandı. Ama Gerek yok zaten şu anda ve bu formülü birazcık iyi incelerseniz bakın ne oluyor eğer ben buradaki d ifadesini büyütmeye başlarsam d büyüdükçe kuvvet küçülecek o zaman ne olacak kuvvetle uzaklığın arasında ters orantı ve ne zaman sıfıra düşer ta en sonda yani nerede sonsuzda bu yüzden sonsuz menzilli bir kuvvet türüdür ters kare yasasına uygundur demek de karesiyle ters orantılı demek işte, dolayısıyla çok da sıkıntı yaratmıyor bu bizim için. Ve şimdi bizim kullanacağımız bazı kavramlar var. Mesela çok bildiğimiz bir şey ağırlık nedir? Bir cisme etki eden yer çekimi. Ha başka bir gezegendeysen o gezegenin çekim kuvvetine biz ağırlık diyoruz değil mi? Ve G diye gösteriyoruz üzerinde ok olacak şekilde. İşte mesela düşünün dünya büyük bir M değil mi? Yarı R biz burada bir küçük bir M'yiz değil mi? İşte dünya ne yapıyor? Kütle çekim yasasına göre, tabii biz de bu arada tabii ki dünyayı çekiyoruz ama şimdi bizi ilgilendiren, bize etki eden kuvvet olduğu için bir kuvvet de çekiyor. İşte bu kuvvetin adı nedir? G dediğimiz ağırlıktır aslında. Yani aslında bizim ağırlığımız kütle çekim yasası. E ben bunu biliyorum. Yani bana bu F'in değeri nasıl bulursan dersen gravitasyon sabiti. Dünya büyük bir M. Bizde küçük bir M. Bölü R kare aslında bizim klasik MG değerimize eşit olacak arkadaşlar. Yani nereden geliyor dersen aslında bu değer buradan geliyor. Hatta buradan ben şimdi biraz sonra G'yi de çekeceğim değil mi? Mesela. Evet işte bak G'yi etkileyen faktörlere geliyoruz. Şimdi bakın öncelikle size minik bir tavsiyem. Şunu kafanıza çok iyi yazın. Şimdi dünya buysa eğer bir biz buradaysak dünyanın dışına gidildikçe ne olur? G azalır. Duymuşsunuzdur öğretmeninden bizden. Bu birinci kural diyelim. İki, dünyanın merkezine doğru gidildikçe yine G'nin azaldığını duymuşsunuzdur. 3. kutuplara doğru gidildikçe bu eskiden müfredatta anlatıyorduk ama dünyanın dönmesinin etkisi aslında. Bu da açısal hız muhabbetiyle dışarı doğru bizi kaçıran bir kuvvet gibi düşünün. G buradaysa artıyor. Mert, ne oluyor? Ekvatorda biraz daha fazla çizgisel hız değil mi? Şimdi tabi 1 ve 2 müfredatta var olanlar bizi ilgilendiren. O zaman ilk işimiz 1 numara diyelim. Bir gezegenin yüzeyindeki ve gezegenin dışındaki çekim iğmesi iki şeye bağlıdır. Biz şimdi gezegene bağlıyız ya. Patronumuz bizim dünyada veya bir gezegendeyse büyük M ve onun merkezine olan uzaklığımıza bağlı. Hadi bunu ispat edelim. Şimdi biz buradayız diyelim. Bir M kütleli. Ne yapıyor? Dünya bizi kendine doğru çekiyordu. Ve bu çekim kuvvetinin büyüklüğü neye eşitti? ağırlığımızın büyüklüğüne istersen şöyle bir önce yok koyalım. Sonra değerleri. Hadi yazalım. Gravitasyon sabiti büyük m çarpı küçük m bölü r kare neydi? m çarpı g eşittir. Bak güle güle. O zaman g'nin dış dünyadaki formülü nasıl bulunuyormuş arkadaşım? Gravitasyon sabiti patron bölü patronun merkezine olan uzaklık. Patron kim? Biz hangi gezegendeysek bizim patronumuz o. Dünya ise bak gezegenin kütlesine ve gezegenin merkezine olan uzak. E şimdi sen düşün. Buradaydın. Dışarı doğru gitmeye başlarsan ne oluyor? R'yi büyütüyorsun. R büyüdükçe de ne olur o zaman? Bak ters orantıdasın. G azalıyor. Demek ki dünyanın dışına gittikçe G azalıyor. Hatta burada size minik bir tavsiyem mi olsun. Mesela şimdi bu çizersek şöyle bir çizgi. Dünyanın merkezinden dışarı doğru giden bir çizgi tam şuradaki diyelim burası R. O zaman buradaki ne olur? Bak G1 dediğiniz değer G dünyaya büyük bir M dersem M bölü R karedir. Diyelim 1 R'ye kadar daha dışarı gittiniz. O zaman buradaki çekim ilmesi ne olacak? Mesela G2 Gm bölü 4 R kare oldu merkeze. Yani o zaman ne oluyor? Burası G. Şu değer ne oldu? G bölü 4. 1 R'ye daha çıkarsan G bölü 9. Böyle gidiyordur. Demek ki değerler azalıyor ve karesiyle ters orantılı azalıyor. Peki dünyanın merkezine gidersek niye azalıyor? İşte bu biraz ters geliyor. Ya dışarı gidiyoruz azalıyor, içeri gidiyoruz azalıyor. Bu nasıl bir dünya? Olmaz olsun böyle dünya, değil mi? İşte neden acaba? Başka bir formül var demek. Şimdi imkanlar dahilinde diyelim ki şimdi dünya büyük bir M. Yarıçapı da büyük bir R demiştik, değil mi? Biz bir ne yaptık? Bir kuyu açtık. Buraya geldik dünyanın merkezine olan uzaklığımız küçük R. Şimdi uyan. Beni kim çekiyor? Yine merkezdeki kısım şu kısım bizi çekecek değil mi arkadaşım? Yani biz buna ne adını veriyoruz? Buna da biz M üssü adını veriyoruz. O zaman ne oluyor? Bizi şu anda çeken kuvvet yazalım. O noktadaki yeni bir ağırlığımıza eşit olacak. Hadi bulalım. Gravitasyon sabiti. M üssü çarpı M bölü re kare. Ne oldu? Bizim o noktadaki mg'ye eşit işte oldu. Bak m'ler gitti. İyi de bir sorun var şimdi burada. O sorun da şu. M üssü. M üssü çünkü dünya bir bütünse sabittir. Ama sen mesela biraz daha içeri girdin. E, m üssü azaldı. O zaman ben bunu biraz yok edeyim. Nasıl yok edebilirim? M yerine dv yazabilir. Sonuçta dünyanın bir ortalama öz kütlesi vardır. Yazalım. G çarpı D. Bu kısmın hacmi ne olur? Küre olduğuna göre 4 bölü 3 pi reküp çarpı yok bir şey. R kare eşittir. G olursa bak bu R küple R kare gitti. Burada bir sürü sabit var. Bak G sabit, 4 bölü 3 sabit, pi sabit. Bütün bu sabitleri kısaca K dersem G'nin değeri ne oldu? K, D, -r. Kader. Kader diyemezsin. Sen kendin et. Aşkıma, sevgime ihanet et. Hala böyle bir şarkı vardı da gene ya. Gene aklımıza gelmiş. Şimdi demek ki o zaman bak bu önem taşıyor bizim için. Bir gezegenin yüzeyinden içeri ya da dışarı giderse gez oluyor. Çünkü iç dünyadaki formül ne? Kader. Dış dünyadaki formül gm bölü r kare. Şimdi içeri giderken ne oluyor? R azaldıkça g azalıyor. Dışarı giderken r arttığı için g gene azalıyor. Ve bir gün belki bu grafiği sonrası gelebilir insanların. Bak ne oluyor? Dünya en iyisi yüzeyde bak. R olan yerde. İçeri gittikçe KDR'ye göre azalıyor. Dışarı gittikçe de gm bölü kareye göre böyle kıvırarak azalıyor tabii ki değil mi? Çok önemli. Ve her ne kadar bakın matematiksel olarak bir işlem yaptırmayacaklar size. Fakat formüllerini mutlaka bilin. Neden? Çünkü bazı şeylerin önünde eksi olup olmadığını bilmem bile sınavda kaderini belirleyebilir. Şimdi çok basit bir mantık. Kütle çekim po Benim bakış açım şu. İki kütlenin arasında eğer kütle çekimi varsa kütleler arasında kütle çekim potansiyel enerjisi vardır. Ya aşk varsa bir potansiyel vardır aralarında işte değil mi? Bunun gibi düşünmüş. Bu değil mi? He, aralarında var mı bunların? Var bir kuvvet değil mi? Mesela neydi? G, M, M, bölü R kare. O zaman bunların arasında da bir potansiyel enerji vardır deriz. Ve potansiyel enerjinin değeri eksi. Neden? Tanımı aslında gerçekte işte D uzaklığında bulunan bir cismi. Sonsuza götürmek istediğiniz zaman iş yapmanız lazım. E iş yapıyorsun kuvvet sıfıra düşüyor kardeşim. O zaman yaptığın iş ne oluyor? Negatif bir iş yani kütle çekim değil mi? Sonsuzdan D uzaklığına getirmek de olabilir aynı şey. Ve dikkat edin. Ne yapıyoruz? Bunu da kolay kafada tutmanın yolu da şu. İş F çarpı X değil mi? Tabi bu iş integral yapılıyor ama. G, M1, M2, D kare. Bir de D var gibi düşün. İşte bak gitti. G, M, bölü D ya da R var. Önünde de bir eksi var bak. Bu matematiksel işlem yapmayacaksın. Ama potansiyelin önündeki eksiği unutursan başımız belaya girebilir. Değil mi? Ve bak bir gezegen burada kurtulma ve bağlanma gibi kelimeler duyacaksınız. Bir gezegenin yüzeyinde duran bir cisim enerjiye sahip midir? Evet. Neye sahiptir? Dursa bile potansiyel enerjiye sahiptir. Eksi gm bölü r'ye sahiptir. O halde bu çekimden onu kurtarmak istersem gerekli enerjiye kurtulma enerjisi Yani bu arkadaşın pozitif halini ver kurtar dünyadan. Heh, yani demek ki kurtulma potansiyelin pozitif haliymiş. Mesela bir uyduyu yörüngeye oturtmak istediğiniz zamansa buna da uydu nedir ne derler? Dünyaya bağlı yörüngede bize bağlı falan yaşıyor diyoruz ya bağlılık enerjisine sahip. Ve bağlanma enerjisi de eğer böyle formu istiyorsanız artı 1 bölü 2 g m m bölü r dediğimiz bir bağıntıyla hesaplanabilir. Ama dikkat edin özellikle potansiyelin eksi olduğunu sakın ola unutmayın. Şimdi geldik Kepler. Kepler'in 3 tane kanunu var. Bunlardan birinci yasa yörüngeler kanunu. Tüm gezegenler odaklarının birinde güneş bulunan elips biçimli yörüngeler. Bakın ne yapıyoruz? Şimdi bir elipsin şöyle kabaca bir elips çizmeye kalkarsak iki tane odağı vardır. Bunlardan bir tanesi burada F1 odağı. Bir diğeri de buradadır F2 odağı. İşte ne yapıyor? Gezegende güneş buradaysa diyelim. Diğeri diyebilirsiniz ki. E diğer odakta ne var? Hiçbir şey yok. Hava gazı. Boş. O zaman ne yapıyor? Gezegende hop, oh, bunun etrafında eliptik bir yörüngede periyodik olarak dolanıyordur. işte. bitti. Hikaye bu. İkinci yasa. E, gezegenle Güneş arası yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar süpürür. Mesela ne gibi? Şimdi gezegen diyelim ki burada K konumunda. Ne yapıyor? Bir T gibi T1 kadar süre geçti değil mi? Ne yaptı? L'ye geldi. İyi. Biraz sonra M'den N'ye geldi. Ne kadar zamanda? T2. İyi. Eğer zamanları biliyorsan alanı ya da alanları biliyorsan zamanları biliyorsun. Ne gibi? Alanların oranı zamanların oranıdır. Eğer bu zamanlar eşitse alanlar da eşittir. İşte bak ne yapıyor bu alanı böyle o taradın işte. Taradığın alanların eşitliği. Ve Kepler'in üçüncü yasası. Şimdi bizim için ortak bir güzellik var burada. Hep biz kimin etrafında dolanıyoruz? Biz kolay güneş. Heh, güneşin etrafında V hızıyla dolanan bir gezegeni düşünelim. Şimdi bunun periyodunu hesap edeceğiz. Dolanım süresi. Cevap basit. Nereden türetiyorum? Bak x eşittir v çarpı t'den türeteceğim. Şimdi bu bir tam tur atsa. Böylece ortalama yarıçapı kullanırız biz. Şimdi düş, düşün uzaksın yakınsın. Ben bunun ortalamasını alarak ne gibi düşünüyorum? Çembersel hareket gibi düşünerek. Yani o zaman bunun çevresi 2 pi r'yi v hızıyla bir periyot. Şimdi burada bir sorun var. Hızını nasıl bulacağım? İşte bak bu uydunun ya da gezegenin Güneş etrafında dolanmasını sağlayan merkezcil kuvvet kimdir? Çekim kuvvetidir. Bak o zaman yazalım. Çekim kuvveti merkezcil kuvvete eşitse. Yazıyorum. G M çarpı. Buna da küçük m diyelim. Bölü. R kare. M ve kare bölü R ise. Bak M'ler birbirlerini götürüyor. R'ler de. O zaman V'nin değerini buldum ben. G M bölü R'miş. Koy yerine şimdi bak. 2 pi R. Kök içerisinde Gm bölü r yaptı çarpı t. Bak burada da r var burada da r var. Ne yapalım? Her iki tarafında şöyle bir güzel karesini alalım biraz rahatlasın ortalık. 4 pi kare, r kare, bir de r buradan geldi r küp. Gm t kare oldu. Bak şimdi buradan bir çekeceğim formülü. Ne oldu? Şu. R küp bölü t kare çarpı m eşittir G bölü 4 pi kare. G sabit 4 ve pi kare sabit. O zaman bu sonuç sabittir. İşte re küp bölü t kare m sabittir formülü. He, M ne? Patron. Patron aynıysa bu m'yi de yazmana gerekiyor. Ama patron mesela güneş değil de başka bir arkadaşsa o zaman işler değişiyor. Mesela örnek vereyim. Ayın patronu biziz değil mi? Ama bizim patronumuz güneş. O zaman ayın pat dolanım periyodunu hesap ederken m dünyadır. Ama güneşin Etrafında biz dolandığımıza göre bizim patronumuz kim? Güneş'tir. O zaman patronlara göre cevap vereceğiz. Evet. Şimdi ihtiyaç duyacağımız bilgilerin hepsinin üstünden geçtik. Gelelim şimdi artık sorularla uygulamaya. Bak basit sorularla başlıyoruz gibi gelebilir ama basit sorular ÖSB'nin en çok sorduğu sorular burada. Kütle merkezlerinin arasında D uzaklığı bulunan kütleler arasındaki çekim kuvveti. Hadi bulalım bakalım çekim kuvveti gravitasyon sabiti birincinin kütlesi ikincinin kütlesi bölü d kare ve biz buna f demişiz oh ne güzel birinci durumda kuvvete f demişiz diyor ki uzaklık 3d yapılırsa hadi yaptım g m1 m2 3d yapınca ne oldu karesi 9d kare o zaman kuvvetinizin değeri ne oldu f bölü 9 olacak yani edirne diyoruz kolay bir işlemdi şimdi kolay gibi gözüken ama bir tuzağı olan bir soru Dünya çevresinde donan x ve y uydularına uygulanan çekim kuvvetleri sırasıyla x'e etki eden ne diyor? Gel bakayım bana diyor dünya fx ile buna da fy değil mi? Hadi bulalım bakalım. Şimdi f kuvvetinin ifadesi neydi? G dünyaya büyük bir m dersem m çarpı m bölü re karelerden. Hadi bakalım x'ten başlıyorum. x'e etki eden kuvvet. G patronun büyük M sen kaçsın 2M uzaklık dikkat et işte en önemli yer merkezleri arasındaki mesafe yani o zaman burası 2R'yi alacağıma göre ne oldu burası bak 4R kare hatta buraya ne diyeyim isterseniz kolay olsun diye F bölü 2 diyebilirim peki Y'yi etkiden kuvvet ne kadar G büyük M 3M uzaklık bak merkeze uzaklığını aldın mı 3R karesini aldık 9R kare o zaman bu da yaptı mı F bölü 3 Hayırlı işler 3 bölü 2. Burada işte bu sorunun amacı şuydu. Sakın ola yüzeye olan uzaklığını almayacaksın. Merkezine olan uzaklığını alacağız. Çok önemli olan yer de bu bizim için. Şimdi bak ÖSYM e bunu defalarca kez sordu. O yüzden dünya yüzeyinde bulunan MK kütleli cismin ağırlığı 24. Ay yüzeyinde bulunan ML kütleli cismin ağırlığı 12'dir. Şimdi bu arada biz bunu şimdi şöyle basit bir operasyon yapalım. Bu dünya bu da ay değil mi? Öyle yazalım. Dünya ay. Şimdi burada ne var bir tane? MK kütlesi. Burada da bir tane ML kütlesi varmış. Ve bu arada bunun bir ağırlığı var. Dünyanın merkezine doğru çeken bir K'nın ağırlığı kaçmış? Bak 24. L'yi de merkeze çek doğru çeken ağırlık kaçmış? 12'ymiş değil mi? O zay basit. Bu arada bir bilgi vermiş. Dünyanın çekim iğmesi ayınkinin 6 katı. Yani dünyadaki çekim iğmesi G ise Aydaki G bölü 6. E ben ağırlığı nasıl buluyordum arkadaşım? M çarpı G'den. Hadi bulalım. K'nın ağırlığı. K'nın kütlesi çarpı G. Kaç çıkıyormuş? 24. L'nin ağırlığını nasıl bulacağım? L'nin ağırlığı çek kütlesi çarpı G bölü 6. Ama sonuç 12. Değil mi? Şimdi oranladık. Bakın ne oldu burada? Bunlar gitti. 6 yukarı gelsin. 6 tane MK bölü ML ne yaptı? 2 yapıyor. 2 bölü 6'dan da 1 bölü 3 olacak. Bak sakin bu sorular bizim için çok kıymetli sorular belirteyim. MK, ML ve MN kütleli KLN cisimlerinin bulunduğu ortamdaki çekim ivmesi ve o ortamda ölçülen ağırlıkları tablodaki gibidir. Hadi bakalım. Şimdi ağırlığı ben nasıl buluyordum? Kütle çarpı G. E o zaman ben ne diyor kütleyi soruyorsam ağırlıklarını G yer çekimi iğmesine bulacağım. Hadi bulalım bakalım. K ağırlığın kaç? 2G çekim iğmesi de G. Ve o zaman ben bunu hadi kolay olsun diye 2M diyebilirim. L'ye ne derim o zaman? 3 bölü 2 G'ye 2 G. Ne oldu o da? 3 bölü 4 M. Son olarak N'ye geldiğim zaman G bölü 3 bölü 2 G'den 2 bölü 3 M. E o zaman ne oldu? K büyüktür L büyüktür N dedim. Aleyne. Cevap da Bursa oldu işte. Bakın önce yavaş yavaş ağırlık kavramıyla biraz oturuşturmaya çalışıyoruz sizi. Bak ÖSYM e böyle bir soru sordu. İsp formülü verdi aslında çaktırmadan kıyak geçmiş. Bir gezegenin yüzeyindeki çekim iğmesi. Aslında biz bunu biliyoruz. Hatırlarsanız dış yüzeyindeki çekim iğmesi şöyleydi. Gravitasyon M bölü R kareydi. Patron, gezegenin kütlesi ve merkezine uzaklığının karesiydi. Ama adam şöyle vermişti sınavda da. Gezegenin kütlesiyle doğru. Hakikaten bak öyleymiş. Yarı çapının karesiyle de ters orantı olarak. Aslında böyle formülü vermişler sana. işte bir tek başındaki gravitasyon sabitini vermemiş. İşte buna göre bu bilgiyi verdikten sonra çekim e tamam bitirelim işi. K gezegenindeki ne olur yazıyorum. M bölü R kare. Hadi ben buna G desem. L gezegeninde 2M bölü 4 R kare yapar değil mi? Karesini alıp O zaman burası G bölü 2 yapar. Hadi bakalım N gezegenine geliyorum. 3M bölü 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 R kare. Ne yaptı o da? 4 bölü 3 G yaptı. N, K, L. Bak N, K, L. Bir de bulursam cevabı. nedir mi? Bak şimdi bunu söyledim ama yine de bir Hatırlatalım yine. Yani, dünya yüzeyi ve yüzeyin dışında gösterilen noktalardaki çekim iğmelerini istemiş bizden. Şimdi ne yapacağız? Bir, hepsi dışarıda mı? Evet. O zaman dış dünyadaki çekim iğmesi, bak az önceki sorudan da hatırlayabiliriz. Kütle ile gezegen kütlesiyle doğru, uzaklığın karesiyle tersi, başına da bir tane G sabit. E şimdi o zaman başlayalım. K'daki çekim iğmesi nedir o zaman? Yazıyorum. G, M bölü merkeze uzaklığı R. R kare. E o zaman ben buraya G dersem. Şimdi L'ye geldiğiniz vakit ne oldu? G M bölü L'nin merkezi uzaklığı 2 karesini aldık. 4 R kare. E ne oldu? G bölü 4. Ha gayret. M'ye geldiğin zamansa G M bölü 9 R kare değil mi? O zaman G bölü 9. Evet neydi bilenler hemen hızlı ve öfkeli diyordur. Dışarı doğru gidildikçe G azalıyor. K L M. Şimdi bu ise birazcık başımızın belası bir soru. Dünya içindeki A ve dünya dışındaki B noktalarındaki çekim iğmelerini istemişiz. Şimdi burada bizim başımızın tatlı belası A içerisi. Şimdi dünyaya büyük M diyelim. Yarı R vermişim. ortalama bir öz kütlesi de D olsa. Şimdi normalde şöyle bir hatırlatalım. İç dünyadaki formüller neyle bulunuyordu? K, D, R. Dış dünyalardaki formüllerse G, M bölü, R kareydi. E o zaman ben şimdi A içeride kalmış. Yazıyorum. K, D merkeze uzaklığı R bölü 2. Peki B'deki çekim iğmesini nasıl bulacağım? G, büyük M bölü merkeze uzaklığının karesi. 4 R kare. E bak şimdi ben bunları oranlasam sayı çıkmıyor. Ne yapacağız? Tabii ki en büyük dostunu hatırlayacaksın. O da kim? Yüzey. Hatırlatırım. G'nin uzaklığa bağlı grafiği nasıldır arkadaşlar? Önce böyle düz gidiyordu, değil mi? Tam r olunca. Sonra böyle gidiyordu. Bak, dış dünya ile iç dünyayı bağlayan tek yer yüzey. O zaman sen bu yüzeyde bir yazalım. İç açısından bakarsak nasıldır? G m pardon, içten bakarsak k d r'dir. Ama dış dünyadan bakarsam ne olur o zaman? G m/r kare'dir. E ben buraya g dersem bu açıdan da g İyi ne güzel. Kader G ise kader bölü 2. G bölü 2'dir. G bölü R kare G ise o zaman bu arkadaş da G bölü 4'tür. Oranladık. Tabii ki cevap 2 ydi. Şimdi biraz iş yavaş yavaş renklenmeye başlıyor. Dünya çevresinde dolanım yapan bir uydunun yörüngedeki dolanım yaptığı çizgisel hızın büyüklüğü. Şimdi burada bir uydumuz var biz. Bak şimdi. Şöyle bir burada çizmişim de işte burada bir M kütleli bir uydu. Ne yapıyor? Bir V hızıyla dolanıyor. Nasıl dolanıyor? Dünya buna biliyorsunuz malum bir ne yapıyor? Bir çekim kuvveti uyguluyor. İşte bu çekim kuvveti bunun bu yörüngede kalmasını sağlayan merkezi kuvvettir. İşte bunu tabi önce belli bir hızla atman lazım ki dünyanın çekiminden kurtaracağız değil mi? Ona da kurtulma inersi diyoruz işte. Peki çekim nasıl bulunuyordu? Gravitasyon. Dünyaya büyük M dersem. Büyük M çarpı küçük M aralarındaki mesafe R kare. E merkezci kuvvet neydi? M ve kare bölü R'ydi. Bak bunları ezberlemeyin lütfen. O zaman hız dediğiniz şey ne çıktı? Bakın gravitasyon, patron ve gerçek. Bir gün lazım olursa burada unutmayın sözümü. Patronun kütlesi ve ona uzaklık önemlidir. O zaman senin patronun kim? Dünya. O zaman uydunun kütlesi değildir dünya yüzeyine değil de aslında dünya merkezi ama sonuçta ne oluyor? Sen dünya yüzeyinden ne kadar uzak koyarsan merkezine de uzaklaşmış oluyorsun. Ve dünyanın kütlesine bağlıdır. O zaman 2 ve 3 etkileyen faktörlerdir. Bak işte. Potansiyel enerjinin eksi olduğunu bilmiyorsan hayatımızı karartabilecek bir soru. Bir uydunun görev değişimi denedeniyle dünyanın merkezinde olan uzaklığı arttırılıyor. Yani uyduyu biraz daha dışarıya alıyoruz. Yani ne yaptın? R'yi büyüttün. Çekim potansiyel enerjisi. Hadi hatırla bakalım. Eksiyi koyarsan gerisi çok önemli değil. Bu büyük M bu küçük M ise şöyle yazıyordu. G M M bölü R. Başka? Toplam enerjisi. Bak şimdi. Uyanacağım bir formül verelim. Sana. Toplam enerji potansiyel artı kinetiktir değil mi? Size bir parola vereyim. Keşke atom modellerini anlatsaydık. Orada da geçerlidir. Kinetik enerjiye E dersen potansiyel enerji eksi 2 edir. Toplam enerji de dolayısıyla eksi edir. O zaman bak parolalara göre şimdi ben eğer potansiyeli biliyor muyum? Biliyorum. İyi. Bak potansiyelin yarısını toplam derler. Eksi 1 bölü 2 g m m bölü r'dir. Bu arada toplam enerjinin pozitif haline de bağlanma enerjisi derler. Siz bunu kimya dersinden de bildiğinizi zannediyorum. Artı 1 bölü 2 g m m bölü r. E şimdi konuşalım bakalım. Diyor ki adam sana. R'yi arttır bakayım. E azaldı. Pozitif olduğu için bağlılığın azal. Zaten mantık yürüt. Dışarı gidersen bağlılığın azalmaz mı? O dışarı gittin. O zaman toplam enerjinde artar. Neden? Çünkü R arttı. E diyeceksin ki o zaman bu azaldı. Evet. Ama önde eksi var. Arttı. Eksiler işte artış gösteriyor. Dolayısıyla potansiyel ve toplam artacaktır. Üniversiteyi kazanıp gidince eve olan bağlılığın azalır. E dışarı gittiğine göre toplama enerjini de arttırman lazım artık. Öyle uyuşuk uyuşuk yatılmaz değil mi evde? Biraz gezmen lazım, tozman lazım. Periyodik olarak dolanıyormuş. G, M, M ve R biliniyorsa. Şimdi ne güzel ya. Mesela bağlanma enerjisi hızımızı bulabilir. Şimdi ne oluyordu? Bunun bu yörüngede kalmasını sağlayan bir çekim kuvveti vardı. İşte bu çekim kuvveti bunun neydi? Merkezcil kuvvetiydi. Yani o zaman g m m bölü r kare m v kare bölü r eşit. O zaman m'ler gider. R'lerden de birer tane giderse. O zaman ben bunun dolanım hızının g m bölü r. Ben biliyor mu g'yi m'yi ve r'yi biliyor muyum? Biliyorum. O zaman hızı bulurum. Peki bağlanma ya da kütle bak. Potansiyel enerji neydi? Eksi g m m bölü r. Bak o zaman g m m r var o zaman. E, uydunun bağ Ya hocam ben bilmiyorum uydunun bağlanmayı. Ya ne fark o da gmm bölü r'li bir şeyler. Bağlanmayı ben buraya yazayım sana istersen. Artı 1 bölü 2 gmm bölü r. O zaman bak bunu da bulduk. Hepsini hesap edebilirsiniz. Yer küre güneş çevresinde kütle çekim kuvvetinin etkisiyle belirli bir yörüngede bulunmaktadır. Güneşe en yakın olduğu günler 3-4 Ocak'taymış. Bak o zaman ben bir eliptik yörünge çizersem. Şöyle Nokta nokta olsaydı güzel olurdu ama. Bakayım siliniyor muymuş. Sileyim bir daha yapayım. Evet. Şimdi bu eliptik yörünge. Diyelim ki güneş burada. Değil mi? En yakın olduğumuz zaman ne zaman oluyor? Burası işte bak. Burası 3-4 Ocak. Değil mi? En uzak olduğu zamanlarda 4-6 Temmuz. Buna ne deniyor? Gün beri. Buna da git öte. Gün öte. Gün beri ve gün öte konumları denir. Şimdi diyor ki hangilerine 3 4 Ocak'ta daha büyük? Buradakilerin büyük olmasını istiyorum. Açısal momentum. Bak, uyan. Dünya güneş çevresinde dolanırken ne oluyor? Etki eden kuvvet neydi? Kütle çekim kuvveti. Bu çekim kuvvetinin tork etkisi var mı? Yok. O halde açısal momentum her yerde büyüklüğü eşit büyüklüktedir. Kütle çekim. Ha, yakınlarda ne oluyordu? Bak burada küçük bir r var. Burada büyük bir R var. E kuvvet neydi? G, M, M bölü R kare. Sen eğer R'yi büyütürsen azalır. O zaman burası az, burası çok. E çok olan istiyorduk o zaman yes. Peki çizgisel bak sakın buradan yazayım deme. Hey hocam siz az önce böyle yazmıştınız. O yörüngedeki yarı çapına göre hangi hızda dolanmaysa bu açısal momentumdan yazacaksın arkadaşım. MVR. Açısal momentum sabitken. Kütle sabitken. Ne oluyor burada? R az. İyi o zaman hız büyük. 2 ve 3 aradığımız cevaptır. Kepler yasaları ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Dönme eksenine uzaklığı fazla olan gezegenin periyot... Bak neydi olay? R küp bölü t kare çarpı patron m hadi aynı. Sabit demiştik. Yani bu ne demek? R büyük t büyük uzaklığı fazla olanın periyodu da bir yes. Gezegenle güneş, gezegen güneş ile ortak kütle merkezin çevresinde. Aslında güneş çevresinde diyoruz ama doğru cevap şudur. Ortak kütle merkezin. Mesela güneş biraz biliyorsunuz çok büyük bir kütle bizim için değil mi? Dünya bu Şimdi bu çok büyük bir kütle bu minnacık bir kütle aslında bak. E bunların ortak kütle merkezi biz ne diyoruz buralarda bunun etrafı ama aslında bunların ortak kütle merkezi zaten şuralarda bir yerlerde. O yüzden dünyaya çok yakın olduğu için pardon güneşe çok yakın olduğu için doğru. Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar mı tarıyordu? Evet sen T sürede A alanıysan bir T daha geçtin gene bir A alanıydı o zaman Kepler'in yasasıydı bunda. Çok kolay gelecek bir soru. Güneş çevresine dolanım yapan gezegen K ile L arasını bir ayda alırken alanda A alıyormuş. Buna göre M ve N'deki taradığı alan 5 A ise tabii ki bak alanlar kaç katı 5 katı zamanlar da o zaman 5 ay diyeceksin. M'den N'ye gelme süresi de hemen 5 ay diyeceğiz. Çok kolay oldu bizim için. Güneşe olan e, ortalama uzaklıkları R ve 4R olan gezegenlerin dolanım periyotları verilmiş. Dünyanın dolanım periyodu T dünyana kadarmış. 1 yılmış. X'inki ne kadar? Bak uyan. Uzaklığı biliyorsam ne oluyor? periyodda? yani yazıyoruz böyle. R küp bölü T kare çarpı M sabittir demiş. E patronlar aynı mı? Evet M'yi de attım. R'lerin kübü. Alalım bakalım. Bunun kübü. R'nin kübü bölü süresi 1'in karesi eşit sonuç vermeli. 4'ün kübü 64 reküp bölü tx'in karesi. Bakın reküplere elveda. Ne oldu? tx'in karesi eşittir 64 çıkıyorsa x'in dolanım süresi 8 yıl olarak çıkacaktı. Ne demiş bakalım? Dünya çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanan bir uydunun. Hadi bakalım şimdi. Tabi ne gibi kabul ediyoruz? Yaklaşık çembersel. Bu yörünge olsun. Burada da dünya olsun işte bizim için. Dünyanın bu arada büyük bir M kütlesi var. Ne oluyor? Buraya olan uzaklığı da R'miş. İşte uydu da burada küçük bir M kütlesiyle burada V yazıyla T periyoduyla dolanıyor. Sana diyor ki R'yi azaltalım. Hemen periyoda bakıyor. Neydi? R küp bölü T kare çarpı M sabit. Tamam patronun değişmedi. R azaldıysa sonucun aynı çıkması için periyot da azalır. Yes. Peki kütle çekimi neydi? G, M, M bölü R kare. E, R azaldı. Çekim kuvveti arttı. Peki dolanım hızının büyüklüğü hemen yazıyorum. Nasıl bulunuyordu? Bak unutabilirsiniz bunu. Çekim kuvvetinin büyüklüğü merkezci kuvvet. G, M, M bölü R kare M ve kare bölü ise bak M'ler gitti, R'ler gitti. O zaman hızın formülü ne oldu? Bak gm bölü r. R'yi azalttığım için hız büyüklüğü artar. Bak kaçıncıya kez ben bunu ispat ettim bugün size. Yani bu, bu yüzden ezberlemeyin bazı şeyleri. Evet bak şimdi az önce de söylemiştim. Bu çok önemli bir soru tipi. Yani bizim için gün veri günü öte konumlarını bir anda karşılaştırtabilirler biliyorsunuz. Değil mi? Bu çok önemli bir soru tipi. O yüzden sevip de terk edenlere gelmeli böyle sorular değil mi? Yani son sorumuz. Ne demiş? 3 Ocak ve 4 Temmuz tarihinde işte gün beri değil mi? En yakın gün öte en uzak konuma. Gün beri konumundan gün öte yani ne oldu? Uzaklığını arttırdık. Ama ne değişmiyordu? Bak iki şeyi unutmayacaksınız. Bir, açısal momentumun büyüklüğü sabittir. Toplam enerjisinin büyüklüğü sabittir. O zaman açısal momentum büyüklüğü değişmez. He, Açısal momentum'a göre m v, göre. Bak bu aynı. Bu aynı. Buradan buraya ittiğime göre r büyüdüğüne göre çizgisel hız büyüklüğü azalır. Birim zamanda yörünge üzerine taradığı açı. Aslında bu ne? Açısal hız. E o zaman ben burada bir de açısal hız yazalım. m r kare omega değil miydi? Kütle aynı. r ne oldu? Büyüdü. İyi o zaman omega da azalacak. Dolayısıyla 1, 2, 3 aradığımız cevap olacak. Evet. Böylece bu konuyu da bitirdik hayırlısıyla. 14. güne de veda ettik. Artık yavaş yavaş işlerimiz yoluna girmeye başladığını zannediyorum. Ee, umarım iyi bir çalışma olmuştur sizler içinde. Ve mekanikte yanlış hatırlamıyorsam artık son bir konumuz kaldı. Harmonik hareket var zaten. Onu da bitirdik mi ondan sonra elektrik ve manyetizma tarafına doğru yol almaya başlıyoruz gençler. Bakın konular tıkır 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 gider, biter. Bir bakmışsınız sınava girersiniz. O yüzden lütfen bu kısımları özellikle mekanik bak bitiyor. En önce bu kısmı bitirdik. Bu bizim için çok çok önemli. Mekanik bu sınavın bence en baba kısmı olacak kısımdı. O yüzden de lütfen buralara biraz daha ispatları gerektiğinde yapmayı bilin. Yani bu işleri çok rahat da yapacaksınız o zaman. Eğer ispatların nedenlerinin içinleri birazcık biliyorsanız ezber olmaktan da çıkacaktır sizler için. Evet dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.